Fatih Altaylı, 24 Mayıs 2023, Fatih Altaylı Komtr. Bulunduğun ülkeden takip edilemez. Meseleden bir dostumun dürtmesiyle haberdar oldum. Durduk yere Twitter'da nokta noktayı takip ediyor musun diye sordu. Bahsettiği dünyaca ünlü bir içki markasıydı. Kimseyi takip etmiyorum ki onu takip edeyim. Ayrıca sevmem de dedim. Sen yine de bir takip et, çok ilginç bulacaksın dedi. Meraklıyım ya duramadım. Açtım Twitter'ı dünyanın en ünlü alkollü içecek markalarından birinin adını yazdım. Takip ede tıkladım. Aa o da ne? Karşımda bu hesabı takip edemezsin. Bu hesap bulunduğun ülkeden takip edilemez uyarısı. Başladım teker teker denemeye. Türkiye'de de üretilen bir büyük bira markasının adını yazdım. Takip edemezsin. Yerli bira markamızı yazıyorum. O da yasaklı. Bir başka uluslararası marka bulunduğun ülkeden takip edemezsin. Manyaklık bu ya. Yazıyorum aynı yanıt, yazıyorum aynı yanıt. Bulunduğun ülkeden takip edilemez. Arada bir iki tane unutulmuşa rastlayınca seviniyorum. Bu sefer Instagram takılıyor kafama, oraya geçiyorum. Markayı yazıyorum, karşıma kısıtlı profil, bulunduğun bölgede bu profile ulaşılamıyor yazısı çıkıyor. Akıl alır gibi değil. Dayanamıyorum. Kabus görüyor olmalıyım. Rüyamda biri beni Suudi Arabistan'a getirmiş olmalı diye düşünüyorum. Belki Kabe'yi görürüm diye kalkıp pencerenin önüne gidiyorum. Yok hayır İstanbul'dayım. Bunu bu engellemeyi Twitter'dan ve Instagram'dan kim talep etmiş bilmiyorum ama Suudi Arabistan bile giderek açılmaya çalışırken bizim giderek Suudi Arabistanlaşmaya çalıştığımızı biliyorum ama niyesini bilmiyorum. Kemal Bey'in reklamları niye görünmüyor? HaberTürk'ten ayrıldıktan sonra kısa bir tatil yaptım. Uzun zamandır davet eden ama bir türlü davetine icabet edemediğim İzmirli dostlarımızı ziyarete gittik eşimle. İzmir'in medeniyetini özellikle de Urla'nın şahaneliğini başka gün anlatırım. Yol boyunca bir şey dikkatimi çekti. Türkiye bir seçime gidiyor ama sanki seçimde tek aday var. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sanki seçime katılan tek aday. İstanbul'dan otomobille yola çıktım. Yol boyunca sürekli Erdoğan afişleri Erdoğan posterleri. İstanbul-İzmir otoyoluna girdim. Afişler dev panolara dönüştü. Yol boyunca adım başı dev Erdoğan fotoğrafları. Doğru zaman doğru adam sloganı her yerde. Otoyol onun muhtemelen Kılıçdaroğlu reklamlarını almamışlardır diye düşündüm. Sonra İzmir'e vardım. Aynı hamam aynı tas. Aynı reklam aynı aday. Dağ taş her yer Erdoğan posteri ve sloganları. CHP'li belediyenin yönettiği İzmir'de, CHP'li belediyelerin ilçelerinde her yerde Erdoğan posterleri, reklamları. Yahu bir tane Kemal Kılıçdaroğlu reklamı, ilanı, posteri olmaz mı? Yok. İlaç için yok. 1500 kilometre yol yaptım. Vallahi tek bir Kılıçdaroğlu posteri görmedim. Varsa da arada kaynamış gitmiş, dikkatimi çekemedi. Tek adam rejimi, Tek adam reklamı. Türkiye'ye dışarıdan gelsen ve bilmesen tek adaylı bir seçim var zannedersin o kadar yani. Merakım şu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun reklam kampanyasını kim yürütüyor? Biz niye hiçbir yerde Kemal Kılıçdaroğlu reklamları göremiyoruz? Milyonlarca lira nereye harcandı? Bu paralar kime dağıtıldı da biz hiçbir şey görmedik? Bu bütçe nereye harcandı? Kime paslandı? Gerçekten merak ediyorum ve bence Kemal Bey de merak etmeli. Damat Siyasetçinin İlginç Mezunlar Derneği. Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'nı, daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tercih etmesi daha çok tartışılacağı benziyor. Dün de sıraladığımız nedenler ve Oğan'ın siyasi geçmişindeki AK Parti karşıtlığına rağmen Azeri kökenli Caferi adayın Erdoğan tercihi bazılarını çok kızdırdı. Bense siyasette hiçbir şeye kızmamayı ve şaşırmamayı öğreneli çok oluyor. Şimdi ben sizi biraz geriye yaklaşık 10-12 yıl geçmişe taşımak istiyorum. 2011 yılına. Mehmet Ekici adını hatırlıyor musunuz? Fenerbahçeli futbolcu olandan bahsetmiyorum. Milletvekili ve MHP'nin eski genel başkan yardımcısı Mehmet Ekici'yi hatırlatayım. 2011 seçimleri öncesi müthiş bir seks kasetleri skandalı patlamıştı. Tabii her şey gibi bu da unutuldu ama o günün önemli meselesiydi. MHP'li bazı isimler hedef alınmıştı ve Farklı Ülkücülük adlı bir internet sitesinden patlatılmıştı skandal. Dönemin kaset operasyonlarından biriydi. Hedefteki önemli isimlerden biri de MHP Genel Başkan Yardımcısı ve partinin güçlü adamı Mehmet Ekiciydi. Skandal sonrası Mehmet Ekici MHP'nin Iğdır milletvekilliği adaylığı listesinde birinci sıradaki yerinden istifa etmek zorunda kaldı. Ve MHP'nin güçlü adamı Mehmet Ekici'den boşalan yere yine aynı aileden biri aday gösterildi. Ekici'nin genç damadı. O damat kimdi hatırlıyor musunuz? Sinan Oğan'dı. Başarılı bir akademisyendi. TİKA'nın Azerbaycan temsilciliğini yapmıştı. Dahası Rusya'nın devlet adamı, yönetici yetiştiren en önemli okulunda Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde doktora yapmıştı. Başta Rus Dışişleri Bakanı Lavrov olmak üzere Rus siyaset, bürokrasi ve iş dünyasının önemli isimleriyle okuldaştı. Mesela Rusya'nın en zengin adamlarından Özbek asıllı oligark Alişar Usmanov'la aynı okulda doktora yapmıştı. O an 2012 yılında Suriye'de Amerika destekli bir Kürt devleti kurulacağını söyledi. Amerika'nın Büyük Orta Doğu projesinin Türkiye'de AK Parti tarafından yürütüldüğünü iddia etti. IŞİD tehlikesine dikkat çekti. Anında iktidarın ve Akit gibi mekutelerin hedefi haline geldi. Akitçi, Karahasaroğlu gibi tipler kendisine ağır biçimde saldırdılar. Ve şimdi aynı reziller o anı övüyor ve adam diye ortalıkta dolaşıyorlar. Yazık. Ne zaman insan oluruz? Hiçbir resmi sıfatı olmayan birinin devlet uçağını nasıl kullandığını merak ettiğimiz zaman. Fatih Altaylı